أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Neden oturdun? Gündüz gözüyle babamla yüzleşecek cesareti kendimde bulamıyorum. Havanın kararmasını beklemeliyiz. Karanlık bizim gibi cani ruhlu insanların... ...gerçek yüzünü bir miktar da olsa gizler. Karanlıkta ne biz babamızın kederli yüzünü... ...ne de o bizim iğrenç ve yapmacık üzüntümüzü görmek zorunda kalır. Doğru söylüyor. Babamızla yüzleşmek kolay olmayacak. Bu gömleği bu şekilde babamıza götüremeyiz. Yusuf'u kurt parçaladıysa... ...gömleğe niye kan bulaşmadı diye sormayacak mı?
Endişelenmenize gerek yok. Henüz geç kalmış sayılmazlar. Her zaman ortalık kararmadan, daha güneş batmadan burada olurlardı. Bugün nedense geciktiler. Yusuf'la oyuna daldıkları için geç kaldıklarını fark etmediler herhalde. Yehuda, Yusuf nerede? Söyle. Susun. Yusuf! Susun diyorum. Yusuf nerede? Yehuda. Şimon. Rubin, size söylüyorum. Ne yaptınız Yusuf? Susun diyorum. Yusuf. Baba. Baba, babama bir şey olursa kendinizi ölümlerden ölüm beğenin. Baba, baba. Yusuf'a ne yaptınız? Yusuf, ne yaptınız? Ne oldu Levi, anlat bize. Levi, ne oldu, anlat. Neden konuşmuyorsunuz? Ne oldu Yehuda? Yusuf nerede? Biliniz ki acımız sizin acınızdan az değil. Keşke ölseydik de yanınıza gelmeseydik. Anlat hadi. Bu cihan yürek hangi can dayanır? Bunu ben sana nasıl anlatayım? Ben vereceğiniz her habere tahammül gösterebilirim. Söyleyin ne oldu? Yusuf'un başına ne geldi? Bizler de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Olay sırasında orada değildik.
oyun oynayıp eğleniyorduk. Zamanı nasıl geçtiğini anlamadık bile. Ancak ortalık karardığında kendimize gelebildik. Yusuf'tan uzaklaşmıştık iyice. Bizimle koşup oynayacak gücü olmadığı için Yusuf'u eşyaların başında bırakmıştık. Süratle geri döndük ama Yusuf orada yoktu. Çok bekledik ama gelmedi. Elbiselerimiz, eşyalarımız duruyordu. Ama Yusuf yoktu. Yalnızca onun kanlı gömleğini bulabildik. Yusuf, Yusuf ama. Yusuf'undan geriye hiçbir şey kalmadı mı? Bari onları alıp mezara gömeyim. Başında ağlayayım Yusuf'umu. Çok aradık ama bu gömlekten başka bir şey bulamadık. Hiçbir kurtlar, şey bulamadık. Kurtlar onun derin bedenini parçalayıp yemiş oldu. Evet. Gerçekten bu Yusuf'umun gömleği. Nerede olsa kokusunu tanırım ben. Başına ne geldi? Olan olmuş, elimizden ne gelir? Ben şimdi kız kardeşime ne diyeceğim? Çocuklarını bana emanet etmişti. Seni parçalayan kurtlara lanet olsun. Yokluğuna nasıl dayanalım? Allah'ım yardım et. Evet. Allah'ım yardım et. Kurt Yusuf'a saldırdığında üzerinde bu gömlek mi vardı? Yusuf'u mu parçalayan kurt? Ne şefkatli bir kurtmuş. Bedenini parçalamış. Ama gömleğine bir zarar vermemiş. Allah peygamberinin gördüğü rüyayı gerçekleştirdi. O rüyada 10 kurt bir çocuğa zarar vermek istiyordu. Hayır, hayır. Yusuf'um kurttan bir zarar görmemiş. Delil bu gömlektir işte. Yahuda, eğer Yusuf'u kurt parçaladıysa gömleğine neden zarar vermemiş? Bu gömlek neden yırtık değil? Şimdiye kadar bunu hiç fark etmemiştik. Bu çok tuhaf anne. Bu gömlek niye zarar görmemiş? Doğru söylüyorsunuz. Bu nasıl mümkün olur? Ne olduğunu söyle Şimon. Gerçek nedir? Biz de bilmiyoruz. Gerçekten bu çok şaşırtıcı. Ne olduğunu, oğluma ne yaptığınızı bilmiyorum. Ama her ne yaptıysanız nefsinize uyarak yapmışsınız. Sizi nefsiniz bu işi yapmaya sürükledi. Bu işi size güzel gösterdi. Hiç şüphesiz bu olayda şeytan size yardım etmiş. Biz de sizin gibi ne olup bittiğini bilmiyoruz.
Bunda bizim bir kusurumuz yok. Siz emanete ihanet ettiniz. Ona gözünüz gibi bakmanız gerekirdi. Bu gece gidip Yusuf'u bulup getireceksiniz. Bakmadığımız yer kalmadı. Ama bir iz bulamadık. Nereye arayalım? Onu bu gece bulmalısınız. İşte o kadar. Anladınız mı beni? Gidelim, gidelim. Yusuf'u bulmak için bir çare düşünmeliyiz. Nasıl bir felakete yol açtığınızı gördünüz mü İsrailoğulları? Senin yüzünden. Eğer Yusuf'u öldürüp getirseydik bu iş biterdi. Geç kalmış sayılmayız. Bu işi şimdi yapabiliriz. Buraya kadar bile sizinle boşuna işbirliği yapmışım. Böyle bir şey yaparsanız her şeyi anlatırım. Pekala, sesini yükseltme. Söyle ne yapalım? Görüyorsunuz ki babamız inanmıyor. Babamızı bu kadar kolay kandırabileceğiniz mi sandınız? Yusuf'u öldürme fikrini kafanızdan atın. Hadi gidin. Biraz daha yalan uydurun. Belki babamız inanır. Selam olsun. Nuh peygamberin varisine selam olsun. Allah'ın dostu İbrahim'in varisine selam olsun. İshak ve Yakup peygamberlerin varisine selam olsun. Selam olsun. Adem'in varisine selam olsun. Nuh peygamberin varisine selam olsun. Allah'ın dostu İbrahim'in varisine selam olsun. İshak ve Yakup peygamberlerin varisine selam olsun. Adem'in varisine selam olsun. Nuh peygamberin varisine selam olsun. Allah dostu İbrahim'in varisine selam olsun. İshak ve Yakup peygamberlerin varisine de selam olsun. Doğru sözlü Yusuf'a selam olsun. Selam. Sen de kimsin? Seni korumakla görevli biri. Seni korumakla görevli biri. Biricik Allah'ın bir habercisiyim. Görevim seni korumak ve sakinleştirmek. Kardeşlerim beni kuyuya atıp gittiler. Onlar beni dövdü. Bana büyük acılar yaşattı. Biliyorum. Allah'ın izniyle bütün yaraların tek tek iyileşti. Kalbimdeki acılar nasıl iyileşecek? Onlar bana zulmetti. Ceza görmelerini mi istiyorsun? Hayır. Onlar benim kardeşlerim. Peki neden bana düşman oldular? Onlara ben ne yaptım? Kardeşlerin çok kötü bir şeyin temelini attı. İsrailoğulları sana ve babana reva gördükleri bu zulmü, diğer peygamberlere de reva görecekler. Birçok peygamberi üzecek, başkalarını da ne yazık ki öldürecekler. Hiçbir peygamber onlardan rahat yüzü görmeyecek. Artık her şey kötü olacak. Onlar için endişeleniyorum. Onlar tövbe etmeli. Yakın bir gelecekte onları tövbe etmeye zorlayacaksın. Kardeşlerine hükmedecek
ve onlara öğüt vereceksin. Senin de görevin bu olacak. Beni yalnız bırakma. Çok korkuyorum. Yusuf, zorluklara alışmalısın. Unutma, kuyunun dibine düşmeden yüksek makam ve mevkilere asla yükselemezsin. Babam beni peygamberlikle müjdelemişti. Bu vaat ne zaman gerçekleşecek? Sen burada kuyunun dibinde Allah'ın koruması altında gönlünü hoş tut. Bu sözün gerçekleşeceği vakit çok uzak değil. Bilmelisin ki Allah seni kuyuda bırakmak için değil, peygamberler makamıyla şereflendirmek için yarattı. Bunu asla unutma. Allah seni peygamberlik için yarattı. Allah seni kendi katında yüceltmek için yarattı. Biricik Allah'ın habercisi. Neredesin? Biliyorum ki Yusuf'umu kurtlar yemedi. Ama başına da ne geldiğini bilmiyorum. 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 Bizler gerçekten de yalancı ve düzenbazız. Bir değil bin yüzümüz var. Sözlerimize inanmadığını biliyorum. Ama bütün kutsallar adına yemin ederiz ki size gerçeği söyledik. Lütfen açın kapıyı, gerçek bu. Sabretmek güzel. Bu musibette Allah'ın bana yardım edeceğini kesinlikle biliyorum ama bugünden itibaren Yusuf'tan bir haber alıncaya kadar sizleri bağışlamayacağım. Babamın bu durumuna daha fazla tahammül edemeyeceğim. Gidip Yusuf'u kurtarıp onu buraya getireceğim. Yusuf'un dönüşü babamızın bedduası, rezil olmamız ve ebediyen yok olmamız anlamına gelir. Ağzından çıkanı kulakların duyuyor musun senin? Ben kararımı verdim. Bana engel olamazsınız. Kararımdan geri dönmeyeceğim. Sizden beklenir. Yaparsınız, hatta gerekirse babamızı da öldürürsünüz. Yakup'un oğulları.
Babanız nerede? Ne istiyorsunuz? Sizi görmek istemiyorum. Kenan halkından bir grup Allah'ın peygamberi. Benim yakin. Açın kapıyı. Allah'ın selamı peygamberin üzerine olsun. Allah'ın selamı sizin de üzerinizde olsun. Sizi sakinleştirmek ve acınızı paylaşmak için geldik. Elimizden bir şey geliyorsa esirgemeyiz. Yusuf'umun yaşayıp yaşamadığını henüz bilmiyorum. Oğullarım diyor ki onu kurt yedi. Ama bu doğru değil. Başına başka bir şey gelmiş olmalı. Ama onu da bilmiyorum. Endişelenme. Hayattaysa onu buluruz. Çölü karış karış arayacağız. Sabaha beklemek zorundasınız. Gündüz gözüyle aramak çok daha iyidir. Hayır. Sabah çok geç olabilir. Aramaya hemen bu gece başlamalıyız. Ama biz her yere baktık. Otluğa da baktınız mı? Evet. Hem de karış karış. Her yeri aradık. Ama ondan bir iz bulamadık. Yine arayacağız. Sayımız daha çok. Belki bulunur o zaman. Aramak için pek istekli görünmüyorsunuz. Hayır, hayır. İsterseniz aramaya çıkabiliriz. Elbiselerimi getirin. Hazırlanın. Makbile yolundan otluğa gidiyoruz. Ne olur biz de gelelim. Gerek yok. Siz burada kalın. Yusuf'u bulurlarsa ne olacak? Söylesenize, o zaman ne yapacağız biz? O zaman babamız bize ebediyen bağışlamayacak. Bu yüzden en iyisi Yusuf'u biz babamıza getirelim ve ondan af dileyelim. Böylece bu olay kapanmış olur. Babamızın yerine kim geçecek? Bize olan ilgi ve sevgisi nasıl olacak? Bundan böyle yüzümüze bile bakmayacak. Babamız şimdi de yüzümüze bakmıyor zaten. Bu geçici. Bir süre sonra Yusuf'u unutup bizimle ilgilenmeye başlar. Bundan eminim. Peki onu bu gece bulurlarsa ne olacak? Bulamazlar. Yusuf'u otlak yerine başka bir yere götürdüğümüzü unuttun mu? Burada durmanın bir faydası yok. Gidip halkın arasına karışalım.
Baba, baba, geldiler. Merhaba Allah'ın peygamberi. Selam size. Otlağa karış karış aradık. Ama hiçbir iz bulamadık. Yusuf'um. Sürünün bıraktığı izler suyu tuzlu ve acı olan kuyuya gidiyor. Bugün de oraları arayacağız. Biz de ondan bir iz bulamadık. Biraz istirahat edin. Ben de size eşlik edeceğim. Bugün Yusuf'u bulacaklarından adım gibi eminim. Bu durumda babama ne cevap vereceksiniz? Henüz bulmuş değiller. En iyisi onlarla gidip ne yaptıklarına yakından bakalım. Adem'in varisine selam olsun. Nuh peygamberin varisine selam olsun. Allah dostu İbrahim'e selam olsun. Selam olsun. Arkadaşım neredeydin? Sabaha kadar korkudan hiç uyuyamadım. Yusuf zorluklara göğüs germeli ve eski rahat yaşantısından sıyrılıp kendini sıkıntılara alıştırmalı. Yusuf bu kuyunun dibinde mi zorluklara göğüs gererek olgunlaşacak yani, söyler misin? Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Yusuf bir tohum gibi önce toprağın bağrında bir süre kalmalı. Daha sonra filizlenip serpilerek yavaş yavaş oradan çıkmalı. Bir gün bu kuyudan kurtulacak mıyım? Çok yakında. Sana kurtuluş müjdesi vermek için geldim. Babam dünya mümin için kuyu gibi karanlıktır derdi. O halde senin için önemli bir değişiklik yok. Kuyunun içi de dışı da aynı. Ben babamı çok özledim. Sevgili babandan ayrısın ama burada eşi benzeri olmayan Allah'la baş başasın Yusuf. Zavallı babam. Durumu nasıl?
Sevdiğini yitiren birinin durumu nasılsa o da aynen öyle. Yakındır. Sana kurtuluş müjdesi vermeye geldim. Yusuf! Ağacın yanında suyu tuzlu olan bir kuyu var. Oraya bakmayacak mısınız? Biliyorum. Kimse koyunlarını oraya götürmez. Gidelim. Hala kuyuya doğru gitmediler. Tertemiz yaratışlı Yusuf uyumak istemiyor mu? Dün gece hiç uyumadım. Çok uykum geliyor. Allah'ın iradesi başka bir yönde tecelli edecek Yusuf, merak etme. Beni dinle ve uyu. Uyanık olmamalısın. Rahat uyu Yusuf. Her yere baktık. Kuyunun içine de bakalım. Ne de olsa çocuk oynarken içine düşmüş olabilir. Yusuf! 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 Çok derin. Bak dibi görünmüyor. Allah'ın iradesi başka bir şey Yusuf. Uyanmamalı ve babanın kucağına geri dönmemelisin. Çok şükür onu bulamadılar. Yusuf'a ne oldu? Niçin cevap vermedi? Yoksa... Yusuf'un başına bir şey geldiyse hiçbirinizi yaşatmam. Yusuf! Bunun hesabını vermelisiniz. Peki nasıl? Söyleyebilir misin? Eve dönünce göreceksiniz. Eve döneceğinden emin misin? Sizden her şey beklenir. Ellerini kardeşlerinin kanıyla kirletenler... diğer kardeşlerinin kanıyla niçin kirletmesinler? Daha da ileriye gidip babalarını bile ortadan kaldırırlar. Sanki bu olayda hiçbir katkın yokmuş gibi konuşuyorsun. Eve vardığımızda babamıza Yusuf'u ondan ayırma planının kime ait olduğunu söyle. Yusuf!
Ben yaşıyorum. Yusuf! Yusuf yaşıyor. Sesi duyuluyor. Yusuf! Yusuf sen misin? Uyuyordum. Evet. Niçin cevap vermiyordun? Uyuyordum. Ne yapıyorsun? Hayvanlarla beraber oturuyorum. Sana bir zarar vermediler ya. Her şey yolunda mı? İyiyim ama biraz karnım aç. Yakala. Sana biraz yemek getirdim. Babamın durumu nasıl? İyi değil. Sabredeceğini söylüyor. Ama durumu hiç mi hiç iyi değil. Dua edin ben de sabırlı olayım. Babamdan uzak kalmaya nasıl dayanacağımı bilemiyorum. Şimdiye kadar ondan bir an bile ayrılmamıştım. Allah Yakup peygambere sabır versin. Ne yazık ki size Yusuf peygamberden bir haber getiremedik. O Kenan diyarında değil. Olsaydı muhakkak bulurduk onu. Allah size bu iyiliklerinizin karşılığını verecek. Doğrusu bu kadarını bile sizden beklemiyordum. Dua edin ki Allah Yusuf'umu bana geri göndersin. Çocuklar geldi. Ama Yusuf aralarında değil. Kardeşim gelmedi. Artık gelmeyecek mi? Allah dilerse gelecek oğlum. Ama biraz sabretmeliyiz. Bekleyeceğiz. Rabbim, Yakup'a yardım et.
Rabbim, Yakub'a yardım et. O Yusuf'un ayrılığını dayanamaz.